Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bildiğiniz gibi seçim bitti. Seçim sonuçları az önce baktığıma göre televizyonda 49.4 AK Parti, 45 %45 CHP, 5.2 Sinan Oğan oy aldı. Seçim ikinci tura kaldı, biliyorsunuz. Yine bu seçim çok anasının şeyi bir seçim oldu. İşin içinden çıkılmaz bir hal aldı bana göre. Olay da Sinan Oğan'da bitiyor anladığım kadarıyla. Bitecek yani. Sinan Oğan veya Sinan Oğan'ın seçmeni gelecek seçimde biliyorsunuz zaten AK Parti ile CHP seçime katılacak. İkinci turda en çok oy alan seçimi kazanacak. Aynı şekilde herkes kendi yerine oy verse AK Parti'nin seçilmeme şansı yok. Ha, burada dediğim gibi kilit nokta Sinan Oğan. Sinan Oğan da biliyorsunuz ki HDP ile işte Hüdapar'la kol kola olan terör örgütleriyle kol kola olanlarla biz birlikte olmayız diye bir eleştiri yaptı. Şimdi siyaset öyle bir şey ki dün söylediğini bugün inkar etmek zorunda kalırsın. Bakalım nasıl bir yol izleyecek. Ben de çok merak ediyorum. Biliyorsunuz ben de milliyetçi bir insanım. Hatta benim diye milliyetçiler çok daha fazla milliyetçiyim. Ama bu milliyetçiliği böyle çok ileri safhalara, söylemlerine taşımam. Ama milliyetçilik konusunda Alparslan Türkeş'ten de geri kalmam. Buna da emin olun. Yalan diyen de göt oğlanıdır. Belki de Alparslan Türkeş'ten çok daha fazla milliyetçiyim bu konuda. Ama tabii kafa taşçılık değil. Yani herkese saygı duyarım. Ama milliyetçilik konusunda da ezer geçerim kralını. Ona da hiçbir şekilde laf söyletmem. Şimdi Sinancığımı şöyle düşünüyorum. Bakalım hangi tarafa nasıl bir tepki verecek? Siyasette insanların nasıl bir viraj alabildiğini burada göreceğiz. Ha şimdi öyle bir şey ki, bunu tabii herkes biliyor da ben yine de konuşayım. CHP dese ki ben HDP'yi çıkarıyorum. Biz burada yanlış konuştuk. Selahattin Demirtaş'ı çıkarmayacağız. Teröre işte şöyle böyle yapacağız. Yok özellik, mözellik diye bir şey yapmayacağız. Dese %10 oy gidecek veya %8 veya %5 neyse kazanma şansı yok. Hüdapar'ı yanına çekeyim dese, yani en az 1-1,5-2 ne kadar Hüdapar aldı onu bilmiyorum, oy aldı. Onu yanıma çekeyim dese yine sıkıntı. Gelelim AK Parti tarafına. AK Parti tarafı HDP'ye yanaşsa o da sıkıntı. Yani düne kadar böyle böyle diyordun, şimdi ne oldu amına koyayım derler, tamam mı? HDP'ye Hüdapar'a yol verse yine iş sıkıntı. Hüdapar da diyecek ki hayırdır ya, düne kadar iyiydi, bugün niye falan filan olduk hesabı. Yani CHP'de, AK Parti'de yola çıktıklarıyla yollarını ayırma şansı çok az. Yani ayırdıkları zaman sıkıntı yaşayabilirler. Ha dediğim gibi burada kilitlenilen nokta ne? Sinan Oğan'ın tavrı. Şimdi Sinan Oğan için de bazı şeyler çok zor. CHP'ye dese ki kardeşim sen HDP'yle ilişkini bitireceksin. Selahattin Demirtaş hakkında söylediklerin, özellik hakkında söylediklerin, şunun bunun hakkında söylediklerini bir kenara atıp bunları kesin bir dille lanetleyip yol versen, bunu yaptığı zaman atıyorum Sinan Oğan'dan 3 puan 4 puan geliyorsa HDP'den 3-4 puan gidecek. Siz döneksiniz, bizi sattınız ayağına. Yani iş öyle bir şeye döndü ki çıkmaza. Herkes aynı yere oy verse, yani seçim tekrarlanıp da bir puan aşağıda yukarıda olsa seçmen şeyi değişebilir. Belki çok daha fazla değişebilir. Yani Sinan Oğan'ın bütün seçmeni CHP'ye oy verse 50.2 ile kazanıyor. Yani bugünkü sonuçlara göre. AK Parti HDP'ye şuna buna yanaşsa zaten içine eder bana göre.
Çok enteresan bir seçim oldu. Vatana millete hayırlı olsun diyelim. Bir de şu var arkadaşlar. Bu sosyal medya, yani ama CHP'yi, ama AK Parti'yi, ama Sinan Oğan'ı öveceğim derken milleti gıcık eden bir sürü yanlışlar oluyor. İşte dün akşam mesela sosyal medyadan, tabii bu normal ulusal basınlarla da çıktı da, işte dümen yaptılar. Anadolu Ajansı veya Yüksek Seçim Kurulu, bunlar kıl payı seçimi alacak, dümen yapıyorlar falan filan. Ne oldu? Düştü. Demek ki böyle bir şey yapmadı. Yani bu eğer oy çalma veya dümen olsa bir 3-5 puan daha eklerdiler amına koyayım herhalde. Yani öyle gözüküyor. Madem ki dümen yapıyorum, yani bir %5, %10 oyu çalmak çok zor. Ama %0,5 veya %1 oyu çalmak daha kolaydır herhalde. Bakalım göreceğiz arkadaşlar, insanlar nasıl oynayacak. Ha, AK Parti ne yapar, kime oynar bilemem. Yani ilk önce Sinan Oğan'a oynamaları gerekecek. Yani milliyetçi oylara. Cumhuriyet Halk Partisi işi biraz daha zor. Hem HDP ile birlikte olup hem milliyetçi oylara talip olmak yine zor. Yani bir karma karışık bir durum. Ha, girelim sosyal medyaya, orasını karıştırdım. Şimdi arkadaşlar, yani bu sosyal medyada son 2-3 aydır, yani CHP'nin veya AK Parti'nin Hüdapar'la birinde HDP ile işbirliği yapmasını sosyal medyada her iki taraf da, yani öyle bir hale getirdiler ki, bak ben 57 yaşındayım, sanki PKK, HDP, bu HDP PKK'yı savunmuyormuş gibi, PKK da böyle suçlu değilmiş gibi, yani birkaç olaya karışmış, böyle menfi olaya karışmış bir örgütmüş gibi lanse etmeye çalıştılar. İşte Selahattin Demirtaş çıksın, bu suçsuzdu, sanki yıllardır içeri suçsuz yatıyormuş gibi bir imaj yaratılmaya çalışıldı. Ben bile neredeyse alacaktım amına koyayım, yani adama haksızlık yapılıyor diye. Yani bu şimdi bir iftirada değil. Bazılarının şunu diyebilir, ya işte sen ne biliyorsun? Veya işte bu böyle değil. Ya adam kendi diyordu amına koyayım. Başkan hapo bilmem ne olacak, biz şöyle yapacağız, biz böyle yapacağız. İnternete attığınız zaman her yerde vardı. Ha, Hüdapar'la ilgili çok bilgim yok, onlara çok doğru bok değil. Yani eğer ikisi de teröristse terörist. Yani ben tamam bu teröristler işbirliği yapıyorum ama benimki senden iyi. Böyle bir mantık yok. Bok boktur abi. Tamam mı? Ama o olsun, ama bu olsun. Şimdi dediğim gibi, yani bu sosyal medya böyle her önüne gelenin bir şey konuştuğu, ben neden konuşmadım? Kimseyi etkilemeyelim. Gerçi kimse de bu ülkede etkilenmez kolay kolay. Belki %1, %2. En aptalının bile kafasında bazı şeyler netleşmiştir, tamam mı? Yani nereye oy vereceğini biliyordur. Ama doğru ama yanlış. Kimseyi de etkileyemezsin. İstediğin kadar konuş amına koy. Kimse çıkıp da yok, bu böyle dedi diye ben buna oy vereceğim demez. Hatta yıllarca mesela ben tanıdığım var. Biz PKK'yla, teröristlerle mücadele ettik diyen adam, ben dedi ne olacak dedi, yani HDP'de bir partidir, ben buna oy veririm diyen insanlar da gördüm. Yani adam yıllarca anlattığını inkar eden bir duruma geldi. Hüdapar desen, o da zamanında tam ne yaptı da bilmiyorum ama PKK'da değildir diye tahmin ediyorum. Ki tahmin değil, öyle değildir. Onların da birçok söylemi var. Yani karma karışık bir olay. Bence YouTuberların, yani bu böyle çok haşin ve sert eleştiren YouTuberların, YouTube kanallarının bence böyle yolunu almışlardır. Yani bu şekilde konuşanlar. Adama her türlü kazanıyor yani. Belki de o veya bu kazanmış hiç sikinde bile değildir. Ama aldığı paraya bakar. Bence de böyledir. Veya adam bir Instagram hesabı açar, bir YouTube hesabı açar. Partililer de bunların altına devamlı yorum yapar. Birine küfreder, öbürüne küfreder. Adam belki de onun istediği partiye oy verecektir. Ama o partiye oy vermeyenleri sövdüğü için adam gıcık kapıyor, o partiye oy vermiyor. Hani bu konuşmalara da böyle çok dikkat etmemiz gerekiyor bence. Yani sosyal medya hakikaten böyle anasın amı gibi bir medya. İşte son olarak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bana göre bu seçim 14 Mayıs'ta liderlerin nasıl davranacağıyla ilgili bir şey.
Hani burada Sinan Oğan çok rahat. Zaten %5 oy almış. Artık Cumhurbaşkanı olma ihtimali de yok zaten. O girmeyecek. AK Parti daha rahat. Yani aynı oyu bile alsa, hatta bir iki oy daha, bir iki oy daha düşse yine seçimi alacak. CHP işi çok daha zor. Nasıl hareket edecek? Sinan Oğan'ı yanına alabilecek mi? Yani burada kilit olay Sinan Oğan'ın nasıl hareket edeceği veya onun seçmeninin nasıl hareket edeceği en önemli nokta. Arkadaşlar, umarım açıklayıcı olmuştur. Vatana millet hayırlı olsun. Çok da fazla konuşulacak bir şey yok. Sinan dayı nasıl davranacak ona bakacağız. Milliyetçileri eğer milliyetçiyim diye bu terör örgütlerini destek vermeyelim diye Sinan Oğan'a oy vermiş olan kardeşlerime bakalım nasıl hareket edeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Siyasette her zaman her şey değişebilir. Kendinize dikkat edin. Kappa.